Enis hoş geldin. Hoş bulduk. Yine ben geldim. Hoş bulduk. Aşırı mutluyum bu durumdan dolayı. Çünkü geçen sene öyle bir şov yaptı ki hepiniz biliyorsunuz. Bayıldık. Ya, ay, bunun üstüne şu anda provalarda birazcık izledim. Kat bin kat arttırıyorsun gibi geliyor bana. Ya, gittikçe olayı büyüttüm. Evet. Dansçılarım 2 iken 6'ya çıktı falan. Daha havalı bir şeyle geliyorum. Yine Eurovision şarkısından gidiyorum. Harika. Ama uğrum o oldu. Eurovision'dan gidiyorum. Ha, o taraftan tamam. Bence rahat oturursunuz. Setler nasıl geçiyor? Çok kapalı gibi benim... Ama arkadan set güzel gidiyor. Yani. Tamam görür mü? Gene heyecanlıyım Saadet'i ya. Stresli. Geçmez o heyecan geçmiyor. Ama tatlı bir heyecan oluyor. Tatlı bir heyecan. Aslında bildiğimiz bir alan olmadığı evet. için şarkı söylemek. Evet. O yüzden yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama yok bir tık daha geçen sefer mesela seninle konuştuğum anları hiç hatırlamıyordum. Tahmin edebiliyorum. Şu an seni hatırlayacağım eminim. Peki bizim habersiz o kadar benzer giyimimiz çok acayip değil mi? Ceketler falan. Ama çok iyi. Çok şık duruyoruz. Ama çok iyiyiz. Sana yeni programında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sahnede bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Ve iyi bir yıl diliyorum. Ben de sana diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağlık ve mutlulukla. Sağ ol. Çok sağ ol. İyi sahneler. Buradan uğurluyorum seni. Görüşürüz. Testimi de yeni yaptırdım ha bu arada. Tamam. Evet evet. Ben de aynen. Evden çıkmadım. Rahat mısın? Evet ben rahatım ya sizin. Ben gayet iyiyim. Utandım böyle küçük yok, yerde. Yok ben gayet iyiyim. You're perfect for me, you are my gift from heaven. This is the greatest story of all times. We are mad like in a movie, so mad like in a movie, so mad. It's all fine. And live my dreams endlessly. Crazy for you. Can you feel the rhythm in my heart? Your beat's going to take, take. Always out of like there's no limit. Feels like there's no way back. Baby, I read all answers in your exciting moments. You are the greatest dancer of all times. Angel, awake up and live my dreams endlessly. Crazy for you. Can you feel the rhythm in my heart? The beat's going to take that. Always now like there's no way. Enis Arıkan'a çok teşekkür ediyoruz bu akşam bizimle birlikte. Hocam dansçılarım sizi çağırdı. Sizi yollamıyoruz. Yollamıyoruz. Haddini bileceksiniz. Ya bir şey söyleyeyim mi? O Ses Türkiye yılbaşılarının arasında yapılmış bence en güzel şovlardan biri oldu. Gönülden ya. Teşekkür ediyorum. Yeni yıla giriyoruz ama enerji çok önemli. Bu enerji verdin ya helal olsun sana gerçekten. Ya. Teşekkür ederim sağ ol. Ya bu unutulmaz performansın üzerine. Bir de... Ay 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 ay. Bir de sen benim yanıma hep çok yakışırsın. Ay. Bu arada dansçı arkadaşlarımıza gönülden tebrikler. Olağanüstü bir koreografi ve Enis sayesinde tabii siz de olağanüstü başarıydınız. Tebrik ya ediyoruz. Ya ben Ezgi görünce beynim yandı gerçekten. Ezgi yani. De var bu arada. Evet, Halise'yi almadan önce Ezgi evet. senin için geldi. Evet. Seni Allah kahretmesin. Vicdansız. Ben seni bugün aradım. Sen dedim haddini ki, bilmiyorsun. Sen de haddini bilmiyorsun. Döndürmeyecektim Ebru Gündeş'e dua et. Bugün Ezgi Mola'yı aradım. Storylerde Ezgi Mola da konuk diye geçiyor. Kanka seni çağırmadılar değil mi dedim. Yok aşkım ben çekimdeyim ben gelemem ki falan dedi. Bir yokladım yokladım. Yani yok o kadar inandı oyuncu ya. Evet aynen. İyi oynamıştı. Drama oynadım. Çok inandım ya. Ezgi sen de hoş geldin bu arada. Teşekkür ederim. Bizi kırmadı geldi. Çok teşekkür ederim. Bu akşam bu arada haftada 6 gün saatlerce sette. O set yoğunluğunda bizi yalnız bırakmadı. Benim... Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Ezgi Mola için alkışlar. Birazdan
Çok merak ediyorum bu hikayeyi. Çünkü sen niye bu kadar anti eniştesin? Bunu çok merak ediyorum. Ama ondan önce ya şu içimde kalmayan hadise. Şuraya da tarihi bir şov seyrederim mi artık? Daha iyi bir şov. Bravo. Ben şey yapıyorum hak ediyor. Vay vay ne şov olur be. Büyük alkış, büyük alkış. Bravo. Vay vay vay. Yılanlık yapmak zorundaydı. Öyle bir şey olamaz. Bu şov ya. Var ya, al kaydet yıllarca seyret. Süper Bowl gibi ya. İnanılmaz bir şov izlemedik mi ya? Karıştırdım ay, ona rağmen mi? Çok karıştırdım. Ya hiç anlamadık ya. Bir şey söyleyeceğim. Sen Ezgi karıştır. Anlamaz da sen hayır, anlarsın. Bir dakika bak gerçekten sözleri biraz unuttun ama sorun yok. Aşk olsun. Onun dışında çok duygulandım. Acayip hoşuma gitti. Duygusal oldum biraz. Ağlama hayır, sakın bak. Çok hoşuma gitti. Yani çünkü ben çok iyi biliyorum 2009'da nasıl oraya gittiğimizi, hangi duygularla o sahneye çıktığımı çok iyi hatırlıyorum. Dün gibi hatırlıyorum. Dansçı ekibe gerçekten tebrikler. Muhteşemdiniz arkadaşlar. Bravo. Beraber mi çıkardınız? Senin koreografin. Hayır beraber. Hayır. Ömer'in koreografisi tabii ki. Ya. Ama bir haftadır çalışıyoruz. Her gece beni kapıyorlar, çalıştırıyorlar. Keşke şarkıyı karıştırmasaydım. Ama Ezgi'yi görünce zaten özür dilerim. Yılın şovunu seyretmek istiyorum. Ben. Yılın şovu olur. Bir dakika yılın şovu diyorsun da ben koreografiyi falan bilmiyorum ki. Yılın ben şovu nasıl? Ben orada şöyle bir sen söyle. Aralarında. Sen işini bilirsin hadise bırak şimdi ya. Ben bilmiyorum diyorsan seyredin. Bu kıyafetle mi? Bak bak. Büyük şov geliyor demek o. Büyük hayır mı? Hayır. Yani... Sen sakin söyleyeceksin. Bence eniştenin etrafında döner rahat rahat. Aynen öyle. Onlar... Hadi bir şeyler deneyelim. Sahnede klip çekiyormuşuz gibi bir şey yapalım mı? Ben elimden geleni yapacağım. Bana kendi bırak. Belki yine seni seçerim. Sen yine de o kadar emin olma. Baby, you're perfect for me. You are my gift from heaven. This is the greatest story. I read all the verses in your exciting moments. You are the greatest dancer of all times. Angel, I wake up and live my dreams endlessly crazy for you. Dans Fabrika'ya da teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük renk kattılar. Korona sonrası ilk dans performansı. Gayet. Herkes testini yaptırıp geldi bu arada. Tabii tabii. Biz de her hafta sette olduğumuz için onu özellikle açıklamak isterim. Ebru Hanım'ı Allah göstermesin böyle dibine girdim. Testimi oldum ve buraya geldim. Ezgi, Ebru Hanım'ı kolçağa oturtturamazsın ya. O benim başımın tacı o yüzden. Bir de şimdi yani, lütfen. Sizin gerçekten, ben Survivor'dan beri takip ediyorum. Hani daha önce de, yıllar önce de hatta enişten sen bana ilk bahsedensin. Böyle çok tatlı bir dostunuz ama bir yandan da birbirimize laf söylemeden yapamayışınız var, öyle mi? Yani ben çok inanmam Ezgi'nin dostluğuna. Yani iyi kızdır, hoştur ama ne yapacağı belli olmaz. Öyle mi? Çok. En kritik yerde mesela... Bulamaz mısın? Ne? Sorun ne? Çünkü pardon. Enis'in en mutlu olduğu şey benim rezil olmam. Ya Enis ben rezil oldukça bundan besleniyor. Biz öyle konservatuar mi? Arkadaşıyız. Öyle mi? Evet tabii. Ya Enis ben kim sahne... daha iyiydi?
Efendim? Ben tabii ki. Yani onu yani... size bırakıyorum. Bölüm birinciliği ödülüm hala, okulun teşekkürü hala duruyor. Ezgi okuldan atılmıştı bu arada. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Ezgi sonucu olduğu için artık okul dedi ki yani olmuyor, bu çocuktan gönderin. Enis şu anda mizah yapıyor. Uzatmayacağım durumu. Gayet kısa tutacağım Ezgi. Ama okul birincisi bendim Acun. O zamandan beri böyle iyi mi anlaşırsınız? Hep öyle. Öyleyiz. Hep iyi anlaşırız. Yani hayatımızda belki de bir kere kavga etmişizdir ama 20 yıllık arkadaşlığımız vardır. Aslında Ezgi'ye o malzemeyi vermek istemedim, anlıyor musunuz? Yani detone olup rezil olmak hiç istemedim. Ama onu görünce çok panik yaşadım. Garip bir his bu. Beğenmediğin özelliği ne? Evine gittiğimde süpürge yapmaktan yanına oturamaz. Önüne yemeğini atar, bir de böyle atar. Bir dakika süpürüyorum der, bütün evi süpürür, iki saat sonra gelir. Ezgi Mola bu karakterdedir. Ama canı sağ olsun Ezgi'dir. Peki senin enişte beğenmenin özellik ne? Çok iyi niyetlidir. Enişte beğenmediğim özellik, Enis çok... bu şaka değil, aşırı pozitiftir. Ben o kadar pozitif değilimdir. O inanılmaz yüksek ve pozitiftir. Ben daha gerçekçiyimdir. Değil mi Enis? Doğru söylüyorum. Evet. Heves kırmam ama fikrimi de söylerim mesela. Tutamam kendimi. Ben de hep mutlu olmalıyız. Aman gidelim. Aman kırgınlık aman, olmasın. Ali Rıza aman, Bey başımıza Ali Rıza dert gelmesinciyimdir. Ezgi iş öyle değildir. Hayır başımıza dert gelecek. Sen bekle falan gibi bir ne? Tavrı vardı. Tabii. Peki Enis'le 2-3 dakikamız daha var. Sen kalıyorsun Ezgi. Seninle başka bir işimiz var. Evet. Çünkü şampiyon olmak istiyorum. Yani sen de benim takıma gelirsen şampiyon olacağımı hissediyorum. Çok yani, haklısın. Ama ya senin o bakışını şu an yakaladım. Tamam. Ya. Eksende talk show'un başlıyor bu gece. Programıma konuk gelmeyi vaat ediyor musun? Hemen. Hemen ya. Güzel. Yok, Murat geliyorum değil mi? Gelir de. Ben gelirim. Dediğin yok, yapmanı ben... hiç görmedim. Murat Boz, kalbimi çaldın, geliyorum. İşte bu, işte bu. Ama ben döneyimdir. Şey, yani aşık şarkısı hani... çıkmıştı. Bangır bangır kuliste dinliyorduk. Böyle bir şey geldi. Ezgi, senin bu ikna çabaların ne olacak? Ben Ezgi'ye gittim. Ben söz vermedim ama geldim. Ne bir saniye ya? Buradan şeyi anlatıyoruz. Neyi anlatıyorsun? Murat, çok geriliyorsun. Bir sakin ol, bir sus falan istedim. Gerçekten gerildim şu an. Aşkım bak, ben bana geleceğim. Bana nasıl kıydın Ebru Gündeş? Ben geleceğim. Bakmıyor Ebru, Ebru bana. Da, Ebru Hanım da bağlanacak. Ses kaydıyla şarkı söyleyecek misin? Enis, karar zamanı. Kararını veriyorsun. Sonra Ezgi ile... ufak bir işimiz var. Ay ben çok merak ediyorum. Bir işimiz var deyip duruyor bana çünkü. Ezgi seni seçmeyeceğim. Aa. Evet. Hiç şaşırmadı. Programına geleceğim Enis. Seçsene. Sen zaten ceptesin, anladın mı? O yüzden sana yürüyemem. Öyle mi? Programına konuk geleceğim diyen birini ben nasıl seçmem? Sevgili Murat Boz! Murat Boz diyor. Hoşçakalın.